Daisy. Give me your answer, too. I'm half crazy. All for the love of you. Herkese selam. Nasılsınız bakalım? Hayat nasıl gidiyor ve tatilde neler yapıyorsunuz? Ben sizler için her gün araştırma yapıyorum. Ve bu videomuzda ise kopyaca çizgi filmlerin gizemlerini açıklıyoruz. Bundan önceki videoyu çok sevdiniz ve gerekli like sayısı da geldi. Bu nedenle ikincisini çekiyoruz. Daha fazla çizgi film gizemi için videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın sakın. Ayrıca bu videoda bir konuğumuz da var. Evet, oyun camiası yani Hasan abim de bu videoda var. Oyun kanalımıza da abone olmayı lütfen unutmayalım. Bu arada tam bir yıldır üyemiz olan Öykü, Ravzanur, Reyhan ve Ruki arkadaşlarımıza teşekkürler. Siz de özel ayrıcalıklar için kanalımıza katılabilirsiniz. Bu sayede Discord sunucumuzda özel bir role de sahip olursunuz. Katılmayı unutmayın. Tüm bunları yaptıysanız ne duruyoruz? Haydi videoya hemen geçelim. Biliyorsunuz kopyacı emek hırsızları her yerde. Hatta bizim videolarımızı kıskanıp benzerlerini yapanlar dahi var. Elbette bu sayede bizi yüceltiyorlar. Çünkü taklitler aslını yüceltir. Ve asla orijinali gibi olamaz. Ve tabii sonları böyle olur. Birazdan göreceğiniz çizgi filmlerle beni daha iyi anlayacaksınız. Ve gerçekten kopyalarını görünce çok şaşıracağınıza eminim. Arabalar. Utançtan izleyemeyeceğiniz en rezil filmlerden biri diyebiliriz. Neden mi? Şu görüntünün kalitesine bir bakın. Kapak resmiyle tamamen alakasız ve aynı zamanda çalıntı. Afişlere bakarsanız birebir aynı. Ayrıca Çin'deki pek çok utanmaz taklitçi gibi bu film de tüm dünyada herkes tarafından alay konusu oldu. Filmin baş karakteri arabalardaki Şimşek McQueen ile aynı. Sadece o değil, diğer arabalar da gerçekten izlenmeye değmez. Ve komik bir kopya diyebilirim. Ya siz ne düşünüyorsunuz? Esrarengiz Kasaba. Esrarengiz Kasaba'nın oldukça çok kopyası var. Ve bunları önceki videomuzda da bahsetmiştik hatırlarsanız. Şimdi bu çizgi filmin Esrarengiz Kasaba'dan özenilerek yapıldığı hayli ortada. Başka bir çizgi filmde yine Esrarengiz Kasaba'dan bayağı özenmiş. Karakter tasarımları, olay örgüsü ve daha birçok şeyi tamamen kopyalanmış. Ve tabii ki yeni bir çakması daha var. Rus yapımı olan bu çizgi film Esrarengiz Kasaba'yı olduğu gibi kopyalamış. Özellikle de giriş kısımları. Sizce de tıpatıp aynı değil mi? Bu kadar da kopya olmaz gerçekten. İnsanların acilen özgün olması gerekiyor. Çünkü bu kopyalar hem komik hem de küçük düşürücüler. Elsa, Anna, Kristoff. Karlar Ülkesi'ni bilmeyen yoktur ve Disney'in en popüler filmleri arasında.
genelde kızların izlediği bir film olsa gerek. Öyle değil mi? Yoksa aranızda izleyen erkekler de var mı? Her neyse, bu filmin bir kopyası var elbet. Frozen Land, yani Dolmuş Toprak. Evet, biraz garip bir ismi olsa da dıştan tamamen Karlar Ülkesi'ni kopyaladığını görüyoruz. Ama sadece dıştan. Evet, yine filmin kapağıyla içeriğinin hiçbir alakası yok arkadaşlar. Yani filmde buzlar saçan veya karlarla ilgili hiçbir şey yok. Sıkıcı ve sade olarak ilerliyor. Fakat sırf daha fazla izlenmek için kapağı Karlar Ülkesi ile benzer yapmak nasıl bir saçmalıktır, orası tartışılır. Kayıp Balık Nemo. Daha önce mutlaka Kayıp Balık Nemo filmini izlemişsinizdir. Filmde oldukça meraklı Nemo adlı bir balığın aniden kaybolması üzerine babasının onu bulmak için bir macera atılması hakkında geçiyor. Ve gerçekten güzel bir film. Ve tabii ki bu filmin de bir kopyasının olduğunu biliyor muydunuz? Yine Çin yapımı olan Easy'nin Eve Dönüş adlı bu filmi Nemo'dan birçok şeyi kopyaladığını görebiliyoruz. Tabi Nemo çok sevilince Disney Kayıp Balık Dory adlı bir film yaptı. Nemo'ya aşırı benzer olsa da hiçbiri ilk filmdeki etkiyi vermedi. Sizce aralarından en iyisi hangisiydi? Yoruma kısmına belirtmeyi unutmayın. Pepe. Küçükken bir zevkle izlediğimiz Pepe'yi bence çoğunuz biliyorsunuzdur. Bu büyük ekmek, bu küçük ekmek. İki ekmek aldım, eve gidiyorum. Biri büyük, biri küçük, iki ekmek aldım. İki ekmek aldım, eve gidiyorum. Biri büyük, biri küçük, iki ekmek aldım. Karakterleri Pepe, Şila, Bebe, Zula olan bu çizgi filmin yayınlandığı zamanlar hayatımız gerçekten çok güzeldi. Peki Pepe neden hala yayınlanmıyor? Pepe en başlarda turuncu şapkalı ve beyaz ortamda olan bir çizgi filmdi. Ve TRT Çocuk kanalına girince elbette görüntü daha da kaliteleşmiş ve zenginleşmiş. Peki bu haliyle hangi çizgi filme benzemiş sizce? Bulabildiniz mi? Elbette Pocoyo. Pepe birçok yönden Pocoyo'ya aşırı şekilde benziyor. Ana karakterlere bakarsanız şapkadan görünüme kadar resmen aynılar. Bugün ne yapacaksın? Pocoyo oynayacak. Harika. Evet, tabii ki oyundan daha güzel bir şey olamaz. Ayrıca Pocoyo'da pembe bir fil varken Pepe'de pembe bir zürafa olması ve iki çizgi filmde de dış sesin olması Pepe'nin aslında bir kopya olduğuna kanıtlıyor. Pocoyo. Merhaba Pocoyo. Merhaba. Bugün ne yapacaksın? Pocoyo oynayacak. Ve bu durumda da Pepe'yi tasarlayan şirkete dava açılıyor. Pocoyo'nun tasarımcısı bu çizgi filmin adeta çakma olduğunu söyleyerek kaldırmasını istedi. Ve bu davalar sonrasında çizgi film yayından kaldırıldı. Şu anda hiçbir kanalda yayınlanmıyor. Yalnızca görünüşü büyük ölçüde değiştirilerek Düş Yeri kanalında yayınlanıyor. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Pocoyo, Pepe'ye dava açmakta haklı mıydı? Ve sizce hangi çizgi film daha iyi görünüyor? Yorumlarda tartışalım. Adventure Time.
Bir zamanlar herkesin severek izlediği film ve en iyi dostu Jack köpeğinin macerasını anlatan bir çizgi film. Ve maalesef kopyası yapıldı. Yine Çinler desem inanır mısınız? İki ana karakterin de oldukça benzediğini söyleyebiliriz. Ve bu kopya çizgi filmde aynı hikayeler yer alıyor. Ne kadar köpek yerine at kullanmış olsalar da bu çizgi filmin nasıl basit bir çakma olduğunun göstergesi. Sizce de çok benzemiyorlar mı? Muhakkak yorumlarda fikrinizi belirtmeyi unutmayın. Mucize Uğur Böceği. Önceki videomuzda da Mucize Uğur Böceği'nin kopyasından bahsetmiştik ve gayet başarılı bir kopyaydı diyebiliriz. Elbette taklitler bitmiyor. Ghost Force isimli bu çizgi filmin de Mucize Uğur Böceği'ne özendiği çok açık. Hayalet güçlerine sahip olan bir süper kahraman ekibi. Karakterlere bakarsak Cleo ve Zoe'ya çok benzeyen bu iki sarışın kızları görüyoruz. Özellikle de Cleo ile birçok hareketi çok benziyor. İki tarafta da kötü kalpli ve benciller. Peki ya bu kız size kimi hatırlatıyor? Elbette Marinette. Davranışları ve sepkilerinin benzer olduğunu, hatta dış görünüşlerinde de biraz benzerlikler olduğunu görebilirsiniz. Yani kesinlikle Marinette'ten ilham almışlar. Sizce de öyle değil mi? Andy isimli bu karakteri de Ezrin'e benzetmeye çalıştıkları çok açık. Ve daha birbirine benzeyen çok sayıda karakter var. İzleyince siz de bana hak vereceksiniz. Bu çizgi film, Mucize'nin pek de kopyası sayılmaz aslında. Çünkü bu iki çizgi filmi yapan kişiler aynı. Yani benzer olmaları bu yönden normal diyebiliriz. Peki sizce benziyorlar mı? Ve hangisi daha iyi? Yorumlara yazın bakalım. Sizce videodaki en kötü kopya hangisiydi? Bence arabalar. Haydi siz de yorumlara yazın. İstediğiniz videolar olursa da yazmayı unutmayın. Bu videomuza 30 bin like gelirse eğer daha çok gizemleri sizlerle paylaşacağız. Ve daha sık gelecek. Bu arada sizlerle bizi diğer sosyal medyalardan takip etmiyor musunuz? Orada yeni gelecek videoyu da herkesten önce öğrenebilirsiniz. Umarım hepiniz bunları yapmışsınızdır güzel takipçilerim. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, bilgili kalın.